Tamam. O kafayı kapata bıraktım. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü medeniyet okumalarının konusu nedensellik üzerine. Biraz zor bir konu, böyle ters bir zamana rast geldi ama elden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Geçen hafta kurumlar ve bilginin toplumsallaşması üzerine konuşmuştuk. Bilginin üretimi, dolaşımı, yayılması, paylaşımı, kalıcılığı, sürekliliği ve bunu sağlayan araçlar, bunu ürettiği ortak akıl, ortak dil ve ortak vicdan kavramlarının İslam medeniyeti içerisinde ne anlama geldiği ve bütün bunların sonucunda da özellikle 13. yüzyıldan itibaren Türkistan, İran, Anadolu hattında ortaya çıkan, daha sonra Balkanlarda içine alan bir tahsilli sınıfın türediği ve bilginin toplumsallaştığı konusunu incelemiştik ve örneklemiştik. Evet, şimdi herhangi bir İslam medeniyeti yazılmış bir kelam kitabını, hatta bir astronomi kitabını ya da bir matematik kitabını neyse açtığınız zaman en çok ya da en sık karşılaştığınız cümlelerden bir tanesi halakallahu aleme bil hak. Tabi hamdele sahibine yaparken bunu söylüyorlar genelde. Yani alemi hak üzere yaratan Allah hamdolsun. Şimdi bu hak ne demek burada? Alemi hak üzere yaratan. Hak zaten Allah demek. Değil mi? Büyük H ile yazdığımız zaman. Küçük H ile yazdığımız zaman bu çok ilginç. Evren demek. Hak kelimesi aynı zamanda evren içinde kullanılır. Bunun daha spesifik, özel kelimesi de hakikattir biliyorsunuz. O da benzer bir köke sahiptir. Ama hak kelimesinin başka bir anlamı daha vardır. Tertip ve nizam. Dolayısıyla cümlenin anlamı açığa çıkıyor. Alemi tertip ve düzen üzere yaratan Allah'a hamdolsun. Bu bir mottodur, bir kabuldür. Ya da Ali Kuşçu'nun Şer tecidinde hemen Elhamdülillahillezî ebda'al âleme alâ ehseni veçin ve nizam. Evreni, alemi en güzel ehsan, en güzel veç ve düzen üzere yaratan Allah'a hamdolsun. Şimdi bu son derece önemli bir cümle, bunu bir kenara koyuyoruz. Düzen, tertip, nizam ne demek? Nedensellikle bağlantısı olarak inceleyeceğiz. Şimdi ikinci mukaddime olarak, öncül olarak kadim kültüre, antik kültüre baktığımız zaman, özellikle onu temsil eden Yunan ve Helenistik dönem kültürüne baktığımız zaman benzer bir durumu görüyoruz. Zaten bu Mezopotamya'dan beri bilinen bir şey biliyorsunuz. Evrendeki düzen ve nizam anlayışı. Biliyorsunuz Yunanlar içinde ya da klasik antik dönem düşünürler içinde esas olan evrende bir hareket var. Bu hareketin nasıl diyelim, düzenini bilmeye çalışmak. Bu hareket kelimesini tabii en geniş anlamda kullanıyoruz. Ölüp dövmek de, ölmek, aman önce doğuyorsun tabii. Doğmak, ölmek, yaşamak, çoğalmak, üremek, gezegenler, bunların hepsi hareket olarak kabul ediliyor. Değişim. Bunun da bir düzeni var. Hatırlayacaksınız, daha bu konuları ele alırken demiştik ki klasik antik dönem, madde ve manayı aynı anda bir arada tutan bir yapısı var. Bir tarafta madde, bir tarafta logos. Bunlar iç içe. Madde buranın, bu sistemin pasif tarafı, yani ekran. Mana ise ya da logos ise bu sistemin aktif tarafı, yazılım. Bu evrene hareketi veren o yazılım olan, logos olan taraf, bunun da bir düzenliğinin olması lazım. Dolayısıyla bütün özellikle Akdeniz dünyası kültürlerinde bu düzen arayışı, düzen sorusu
son derece merkezi bir şey. Bakın, bunu görmek başka bir şey, bunu bilmenin konusu yapmak bir şey. Mesela bu düzen fikri Hint medeniyetinde, Çin medeniyetinde var. Ama bunu nasıl diyelim, bilmenin konusu kılmadıkları için teknik anlamda felsefe, bilim Çin'de ve Hint'te kullanılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü niye? Nizamı bilmek, nizamı fark etmek yetmiyor, onu modellemeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? O düzeni, o tertibi, o nizamı modellemeniz lazım. İster kavramsal, ister matematiksel fark etmiyor. Bu modellemeyi olmadığı için, ki biz buna işte nedensellik diyeceğiz biraz sonra, bu olmadığı için teknik anlamda felsefe, bilim Hint'te ve Çin'de yok. Klasik, yani İslam öncesi İran'da ve Orta Asya'da. Bu son derece önemlidir. Düzen fikrini, tertip fikrini, nizam fikrini modellemeye çalışan ilk medeniyet Mezopotamya medeniyeti. Geri gelmişken söyleyeyim, bir şeyi fark etmek yetmez, onu modellemeniz lazım. Modellediğiniz an ona nüfuz edip onu kontrol edebilirsiniz. Yani onu öngörebilirsiniz. Şimdi ne demek modellemek? Şu demek, düzeni parçalarına ayıracaksınız. Nedir düzenin parçaları? Simetriler. Evrende simetriler arayacaksınız. Evrende periyotlar arayacaksınız. Evrende prosesler, süreçler arayacaksınız. Evrende pattern, örüntüler arayacaksınız. Evrende modlar arayacaksınız. Evrende kodlar arayacaksınız. Evrende formlar arayacaksınız. Anlıyor musun? Bütün bunların toplamı, yani bunları yaparsanız ne yapmış oluyorsunuz? Aslında düzeni de alt birimleriyle inşa etmiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi bu düzen fikri, dolayısıyla nedensellik fikri hatırlarsanız dediğim burada mı anlatayım, başka yerden anlatayım, onu şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum aslında, ne konuştuğumu da pek bilmiyorum. Ama gidiyor, fena değil değil mi İsmail? Ha, iyi. Çünkü takip edemiyorum, yani şu anda kendimin idrakinde değilim. Konuşuyorum ama ne konuştuğumu bilmiyorum. Biz sizin idrakindeyiz hocam. Öyle mi? Tamam. 6M'den bahsetmiştim. Evrendeki bir olgu ve olayı bilmek için 6 tane M olması gerekiyor. Muhtes, yani zaman ve mekan içerisinde olması, manzum, yani belli bir düzen içerisinde olması, malum, belli bir nedensellik içerisinde olması, mahdut, tanımlanabilir olması, müdrek, idrak edilebilir olması, müsbet, tekrar edilebilir, denetlenebilir, ispat edilebilir olması diye. Bunları anlattığımı hatırlıyorum. 6 M diyorduk buna. Dikkat ederseniz nedensellik ya da düzenlilik özellikle iki maddede manzum olması. Manzum demek nazm, yani belli bir düzenlilik olması. Bu nazm, bu düzenlilik nedenselliği bize veriyor. İllet-mağrur ilişkisi. Neden ve nedenlenme ilişkisini veriyor. Bu olmasa ne yapamayız? Evreni bilemeyiz. Açıklayamayız, anlayamayız. Bu son derece önemli bir minimal metafiziğimizin, yani evreni bilme, ki buradaki bilmekten hep evreni bilmeyi kastedeceğiz. Evreni bilme çabamızın en temel minimal metafizik kabullerinden bir tanesi düzen fikridir. Şimdi bu düzen evrende midir, zihinde midir, bunu tartışacağız. Yani bunun kaynağı nedir, bunu tartışacağız ama kaynağı şu anda önemli değil. Nerede olursa olsun kaynağı, kökeni, evrenin ilişkin bilgimizi minimal, asgari metafiziğinin kavramlarından bir tanesidir bu. Onun için Kudema şöyle de, yokluğun nedeni, nedenin yokluğudur. Yani bir yerde yokluk varsa, orada neden olmadığındandır. Yani nedeni bilmiyorsan yokluk var orada. Yani bir şeyin varlığını idrak etmek ancak onu nedenlemekle mümkün. O nedenlik içerisinde yakaladığın zaman. Çünkü bilmek nedenlemektir. Bilmiyorsan zaten o yoktur. Buradaki yok, Adem anlamında, mutlak Adem anlamında değil elbette. Onun için böyle bir motto vardır. Yokluğun nedeni, nedenin yokluğudur. Nedenin olmaması, nedenin tespit edilememesidir. Yani bu tıpta da böyledir. Yani gidersiniz, eğer sizin hastalığınızın nedenini tespit ederse o hastalığı tanımlayabilir. Yoksa görmez bile, değil mi? Orada bir süreç var, bir şey oluyor ama nedir acaba? İşte benim gibi doktora gidiyorsun, en son bulduğu yöntem şey, herhalde hocam oflar az bir hastalıktır, tıpta yok dedi bana. Dedim doğrudur yani. Başka ne yapalım? O açıdan
evreni açıklamamız, anlamamız ve bilmemizin asgari kavramlarından bir tanesidir. Bunun için evrene gitmeye de gerek yok. Günlük dilde bile biz nedensellik kavramını yakalayabiliriz arkadaşlar. Yani konuştuğumuz Türkçe'de ya da hangi dili konuşuyorsanız o dilde bile farkında olalım ya da olmayalım sezgisel olarak bir sıra düzeni söz konusudur. Cümle kurarken, efendim sözcükleri yan yana getirirken, yargılarımızı inşa ederken, karşımızdaki bir bilgi aktarırken dediğim gibi ister farkında olalım, ister olmayalım muhakkak bir nedensellik örgüsü içerisinde bulunuyor. Nedensellik sadece fiziğe, dile ait değil. Mesela günlük konuşmalarımızda bir hikmetten bahsederiz, Tanrı'nın hikmetinden bahsederiz. Teolojik neden. Değil mi? Tanrı'nın bir hikmeti var, bunu bilemezsek bile, tüketesiye bunun idrakinde olmasak bile bir hikmetten bahsederiz. Niye yarattı? Vardır bir hikmeti. Niye oldu? Vardır hikmeti demiyor muyuz? Bakın bunun içeriğine ait hiçbir tasavvurumuz yok ama bunu kullanıyoruz günlük dilde. Bu teolojik nedenselliktir. Çünkü Tanrı'ya nedensiz iş yapmadı ya da hikmetsiz iş yapmayı yakıştıramıyoruz. Saçma olur değil mi? Kafasına göre takılıyor diyemiyoruz. Ama bilmiyoruz da. Fakat orada bir parantez açıp diyoruz ki Tanrı'nın hikmeti. Niye domuz eti haram, niye işte namaz kılacağız, niye şunu yaptı, niye bu? Tanrı'nın hikmeti vardır hikmeti. Ya da en büyük ölçekte Tanrı niye bizi yarattı? İstediğin kadar cevap ver. Neticede o hikmeti tüketemiyorsun. Metafizikte bu nedeni illet diyoruz. Klasik gelenekte istir. Zaten üzerine konuşacağız. İllet. Hakikaten illet bir şeydir. Yani adamı illet eden bir şeydir. Günlük dilde de bunu hastalık olarak kullanıyoruz. Aslında oradaki hastalıktan kastettiğimiz şu. İlleti bilirsen hastalığı biliyorsun zaten. Hatırlıyor musun? Yani ne illet bir iş bu? Yani ona sebep olan şey. Neden yani? Cause. İllet-mağlul ilişkisi çok sık duyduğunuz özellikle sosyal bilimlerde klasik. Fizikte buna sebep diyoruz. Yani tabii tek tek bütün alanları saymak vakit alır ama ne iş yaparsak yapalım mantıkta, matematikte mesela mantıkta nedensellik olmadan olur mu? Matematikte işlem yapamazsınız. Mühendislikte, fizikte, tarihte neden oluyor? Gerekçe, reason. Fatih niçin İstanbul'u fethetti? Ya da niye bu savaş oldu? Şuraya hiçbir zaman demiyoruz. Hiçbir sebep yok. Öylesine. Böyle bir tarihsel okuma biçimi olabilir mi? Öylesine kavga ettiler. Öylesine savaştılar. Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? Öylesine. Ya en azından psikolojik bir neden. Hitler deliydi de ondan dersin. Yani bir gerekçe üretmen lazım. İşte ekonomik gerekçeler üretebilirsin. Politik gerekçeler, psikolojik gerekçeler, ekonomik gerekçeler. Ama neticede bir gerekçe bizim. Bir reason olması lazım. Dolayısıyla hangi alanı açarsanız açın, burada muhakkak bir nedensellikten bahsediyorsunuz. Bugün artık olasılıklı nedensellik bilimlerde, işte kuantum ölçeğinde filan ya da teorik nedensellik gibi pek çok tartışma var. Ben bugün modern tartışmalara girmek düşünmüyorum şu anda. Peki nedir bu nedensellik? En basit halini bunu nasıl anlayabiliriz? Çok açık arkadaşlar. Olayları birbirini açıklayacak şekilde birbirine bağlamak. Ya da olayların, şöyle bir kabul, olaylar birbirini açıklayacak şekilde ilerlerler. Birbirini açıklayacak şekilde sürdürülürler. Ya da birbirini açıklayacak şekilde birbirine eklemlenirler. En basiti budur. Konuşurken bile, mesela ben size şöyle desem, arkadaşlar nedensellik çok önemli bir konudur. Nitekim Alaaddin Refik Karay da romanında demiştir ki Kurtuluş Savaşı'nda böyle yapmıştık desem herhalde hakikaten bu adam hasta dersiniz. Kelimenin iki anlamıyla da. Değil mi? Ne diyorsun? Çünkü birinci cümlemle ikinci cümle arasında birbirini açıklayacak bir bağlantı yok. Onun için metin yazarken birbirine bağlamaya çalışır. Bu nedenden dolayı, dolayısıyla, nitekim değil mi? Yani okuyucu desin ki bu adamın zihni o kadar kopuk değil, birbirine bağlıyor.
Değil mi? Dolayısıyla neden seviyenin en basit tanımı budur. Olaylar, olgular birbirini açıklayacak şekilde dizilirler, ilerlerler ve kendilerini sürdürürler. Şimdi burada basit bir şey değil bu arkadaşlar. Zaman idraki bunun zemininde var. Geçmiş, süreç ve gelecek anlayışımızın bir ifadesidir. İllet malul, neden nedenlenmekte, neden etki, aynı zamanda bize zaman idrakimizin de zemininde yer alır. Çünkü eğer bir geçmiş, şimdi ve gelecek ya da geçmiş, gelecek ve süreç, arayı süreçle birleştirebilirsek, yok ise olgu olayları belirli bir ardardalık içerisinde, belirli bir ardardalık içerisinde ve belirli bir yan yanalık içerisinde algılayamayız. Bakın bu çok önemli. Olayları, olguları yan yana idrak etmek geometrik mekanı verir. Ard arda yakalamak, ard arda idrak etmek ise bize süreci, zamanı verir. Son derece önemli. Dediğim gibi biz günlük hayatımızda bunlar üzerine elbette kıvrılmıyoruz, bunları düşünmüyoruz. Çünkü bunlar doğal oluyor. Zihnimiz bunları doğal olarak yapıyor ya da aldığımız eğitim bunları doğal olarak sağlıyor ama bunlar son derece iki temel, mekan ve zaman kavramının da zemininde yer alan şeylerdir. Çünkü evrendeki olgu olayların bir yan yanalığı var. Ve olayların da bir ardışıklığı, ardadalığı söz konusudur. Bunu bir soyutlama olarak da kabul edebiliriz. Yani insan zihninin bu olgu olaylar arasındaki ilişkiyi soyutladığını da düşünebiliriz. Bunu hiç soyutlamak çünkü üst bir entelektüel faaliyettir. Bir sezgi durumu olarak da görebiliriz. Çünkü özellikle arkaik kelimesi güzel olmadı, İlksel kavimler üzerine yapılan çalışmalarda insan kültürünün olduğu her yerde içeriği ne kadar farklılaşırsa farklılaşır bir zaman ve mekan idrakinin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu bir şekilde insana yapışmış ya da insana eklenmiş insan idrakinin doğasından kaynaklanan bir şeydir. Bunun basit şeyi, yani daha özetlersek bunu düzenlilik ya da düzenli süreçler. Bütün bir kişisel deneyimlerimiz, toplumsal deneyimlerimiz ya da evrene ilişkin girdiğimiz deneyimlerde hep bir düzenli sürecin varlığını görüyoruz. Şimdi burada şunu da söyleyebilirsiniz tabii ya da bu söylenmektedir. Evrende ya da olgu olaylarda, özellikle olaylarda ki geçmiş, şimdi ve gelecek ayrımı yapay bir ayrımdır. Esas olan süreçtir de diyebilirsin ki böyle diyenler var. Yani bizim, sizin illet dediğiniz şey başka bir şeyin malulüdür aynı zamanda. Çünkü insan zihni evreni bile kopup o evrendeki akıştan dışarı çıkartıp idrak edebiliyor. Çünkü evreni bir bütün olarak idrak edemiyoruz. Bir şekilde dondurmak zorundayız. Öyle yapıyoruz. Bilim biraz böyle bir şey. Onun için bilim bir yorumdur. %100 bir mutabakatı beklemiyoruz bilimden. Hatırlarsanız kelamcıların İbn-i Meymun'dan hareket ederek 10. maddesi neydi İbn-i Meymun'un söylediği? İnsanın icat ettiği ilmi çerçeve hakiki olanla %100 bir mutabakat sağlamak zorunda değil. Bu kelamcılar bunu çok eski bir dönemde ilki olarak vaz etmişlerdi. Bu bugün için de geçerli olan bir şey. Ama öyleymiş gibi hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla illet ile malul arasındaki ilişkiyi simetrik değil asimetrik kabul eden felsefi yaklaşımlar da var. Dolayısıyla illet, malul, malul, illet, illet, malul yani birbirini yerine geçebilecek şekilde nasıl bir oynak yapılardır. Böyle sert bir akış ya da keskin bir akış yoktur diyen görüşler de var şüphesiz. Ama ne olursa olsun nedensellik fikri olayları birbirine bağlamamızı ve olayları bir örgü içerisinde idrak etmemizi sağlar. Şimdi burada bu bağlamanın kaynağı nedir? İşte bizim konumuz da bu şimdi. Konuya yeni giriş yaptık. Bağlamanın kaynağı ne? Bir, kaynak ne? İki, bu zorunlu mu?
Şimdi diyeceksiniz ki yani ne yapalım, zorunlu olsa ne olur, kaynağı şu olsa ne olur, öyle demeyin. Bakın biraz sonra bunun üzerine konuşacağız. Nedenselliği zorunlu kabul ettiğinizde nasıl bir insan anlayışı ortaya çıkar? İnsan iradesi, ahlak nasıl güme gider? Ya da ortaya ne tür sorunlar çıkar? Güme gitmek biraz amiyane bir tabir oldu ama meseleyi yakalamak bakımından bu nedenselliği, yani hep Müslüman, yani en azından Müslüman bir kültürdeyiz. Dua ne olacak? Ha? Eğer nedensellik kaynağı ve zorunlu olup olmadığına ilişkin senin bir perspektifin, bir bakış açısıysa duayı nasıl izah edeceksin? Einstein'a yazıyor bir kızcağız mektup. Mr. Einstein tek taş. Einstein tek taş demek. Tek taş oradan mı aldılar acaba? Ne alakası var? Mr. Einstein diyor, bizim sınıftaki bir arkadaşımız ölümcül bir hastalığa tutuldu. Dua yapmamız isteniyor. Acaba dua yapmamız, dua etmemiz arkadaşımızın iyileşmesine neden olur mu? Bir bilim adamı olarak bu konuda ne diyorsunuz? Çok meşhur bir şeydir bu, fragmandır. Einstein'ın verdiği cevap çok ilginç. Tabii bilge bir adam. Diyor ki, bir bilim adamı olarak duanın hastalığı iyileştireceği konusunda emin değilim. Ama size dua etmenizi şiddetle öneririm. Çünkü niye? Bunu tabii elbette o çocuğa açıklamıyor ama çünkü bizim evrenin ilişkimiz sadece rasyonel bilme ilişkisi değil ki. Bir sürü ilişki türümüz var. Psikolojik ilişkilerimiz olayları nasıl değiştirir bilemiyoruz. Yani evrendeki hem bizi ilişkin hem evrene ilişkin tüm güçleri tespit etmiş değiliz. Neler olabilir, neler tespit edeceğiz bilemiyoruz. Evet. Dolayısıyla olaylar arasındaki, yani şunu kabul ettik artık, olayların bir düzeni var, bir nedensellik var. Bu konuda hiçbir kültürün, en ilksel kültürün bile bir problemi yok. İslam'ın da problemi yok, Yunan'ın da problemi yok, Çin'in de Maçin'in de. Ama burada soru şu, bu ilişki, bu bağ zorunlu mudur ve kaynağı nedir? Bu çok önemli bir soru. Tartışma da bu çerçevede devam eder. Şimdi felsefede biliyorsunuz bir şeyin doğası nedir sorusu metafizik bir sorudur. Kesinlikle fizik bir soru değildir. Buradaki doğadan basit bir şeyi kastetmiyoruz. O şeyin ne tür bir şey olduğunu, yani türsel niteliklerini tespit etmek ise ontolojik sorusudur. Dolayısıyla zorunluluk ve kaynak sorusu hem bir metafizik sorusu hem bir ontoloji sorusu. Doğrudan fizikle buradaki incelendiği şekilde fizikle alakası yok. Şimdi buna iki büyük cevap var İslam medeniyetine geçtiğimiz zaman. Bir antik kültürden gelen, özellikle Helenistik dönemde işlenmiş bağın, bu ilişkinin zorunlu olduğunu kabul eden ve kaynağını da logos olarak gören yaklaşım. Hani evren dedik ya, çift yazılımlı madde ve mana, madde ve logos. Evrende bir düzenlilik var, burada bir sıkıntı yok. Bu düzenlilik zorunludur ama %100 zorunludur ve kaynağı logostur. Çünkü evrendeki hareketin kaynağı logos olduğu için logosun hareketinin bir süreklilik göstermesi gerekir. Buna icap diyor bizimkiler. Bu bütün şeyleri yazıyor. Tanrı mucip midir, şu mudur, budur, vacibur, vücut kavramlarına kadar gidebilirsiniz teknik şeyler. Dolayısıyla füzis, yani logosun maddeyle girdiği ilişkide ortaya çıkan füzis, onun yarattığı o füzis, yani tabiat, klasik metinlerde bu çok geçer, tabiat zorunludur. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Bir de en nihai kertede zorunluluğun kaynağını Tanrı'ya ve Tanrı'nın ihtiyarına bağlayan, özellikle İbrahim'i dinler ve bunun metafizik ifadesini yapan İslam ve bunu da Tanrı için zorunlu görmeyen adetullah diyor, değil mi buna?
sünnetullah. Bakın tekrar diyorum, evrenindeki düzenle bir problemleri yok mu insanlar? Evrende bir düzen var, nedensel bir düzen var. Önemli olan bu nedenselliğin kaynağı ve Tanrı için zorunlu olup olmadığı. Niye bunu çok vurguluyorum? Şunun için çok vurguluyorum bunu. Klasik İslam kültüründe hala bugün tartışılan, daha yeni bir tane Fransız mı İngilizce, tam hatırlamıyorum vatandaşın yazdığı gibi, Gazali ile başlayan İslam medeniyetinde nedensellik kavramının tasfiye edilmesiyle rasyonel bilme faaliyetlerinin nokta nokta nokta, yani söylemek bile artık bana şey geliyor, yani boş geliyor. Bu tür ifadeler var. Gazali'nin derdi ya da kelamcıların derdi fiziksel nedensellik değil, matematiksel nedensellik değil, mantıksal nedensellik değil, efendim şu nedensellik değil, bu nedensellik değil. Nedenselliği nasıl reddederse sen zaten mümkün değil bu. Burada önemli olan nihai kertede nedenselliğin Tanrı ile olan ilişkisidir. Yani mesele teolojik ve metafiziktir. Bu ne kadar, niçin önemli? Bu çok önemli. Çünkü hatırlarsanız daha önceki derslerde ifade ettiğimiz gibi evrendeki tanrımsı, spiritüel, mistik güçlerin varlığına karşı İbrahim'i dinler. Perilere, cinlere, buradaki peri ve cini entite olarak demiyorum. Evrendeki oluş ve bozuluşu, evrendeki yapıyı, evrendeki olup bitenleri nedenleyenler, spiritüel güçler, ilahlar, efendim mistik yapılar değil. Buna itiraz ettikleri için. Çünkü öbür sistemde siz istediğiniz kadar belli bir mekanizma kurup evrende bu spiritüel yapıyı zaten kozmolojiye göre kuruyorlar, kaldıramıyorsunuz. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bu nesne teorisinden kaynaklanıyor. Tabii hepsi birbirleriyle alakalı arkadaşlar. Şimdi nesne teorisi, iki temel nesne teorisi vardır. Yani çok nesne teorileri var şüphesiz canım ama iki tane temel. Biri cevheri, esensiyalist nesne anlayışı. Öbürü ise benim demet nesne anlayışı dediğim nesne anlayışı. Ne demek bu? Şu demek. Hepsi bunların yapay nesneler. Doğal bir nesne yok değil mi şu anda? Doğallık mı kaldı? Neyse, şunu doğal nesne kabul edelim. Şu kağıt, işte karedir, yok kare değil bu, dikdörtgen. Ondan sonra sarı, değil mi? İşte şu kadar santim bir kalınlığı var ve benzeri. İşte serttir. Bu kağıt, bu saydığı niteliklerin toplamı mıdır? Yoksa bu toplamı kendisi üzerine yüklediğin ama ilk elde göremediğin bir taşıyıcı yapısı var mıdır? Substance taşıyıcı demek zaten. Cevher de öyle. Cevher eski Pehlevice'dir. Arapça değildir. Arapçadaki temel terimlerin çoğu zaten Sasani kültüründe değil. Çiçek, devlet, isçeli falan. Mesela divan kelimesi. Değil mi? Evde de var mı divan? Var. Pehlevice'dir o. Arapça falan değildir. Divan kelimesini atan öz tüftecilere duyurulur. Pehlevice olsun olduğunu bilsen belki atmazlar. Arapça olduğunu bilmekleri için mi atmazlar? Çünkü gayeyi attık, amacı atmadık. Amacı Türkçe zannediyoruz. O da Türkçe değil ki. Neyse, nereden geçtik buraya? Nedensel balı kaybediyoruz. Yavaş yavaş. Cevher de biliyorsunuz bir şeyin, mineralin ya da bir elementin en temel içindeki yapı demektir cevher. Şimdi taşıyıcı var mı yok? Antik kültür, özellikle İbn Sina Aristoteles kültürüne göre, Aristoteles İbn Sina kültürüne göre nesne niteliklerin toplamından daha fazla bir şeydir. Ama nasıl bir şeydir? Çünkü o nitelikleri taşıyan bir yapısı vardır. Kelamcılar ise nesne niteliklerin toplamıdır. Altta atom bulunması, yani böyle bir itiraz edebilirsiniz, atom, ama atom da fiziksel bir şey. Logos'a taalluk eden bir şey yok. Çünkü evrende logos yok kelamcılarda. O da fizik. Anlatabiliyor muyum? Atom, cevheri fert, o da fiziktir. Dolayısıyla evren topyekun bir maddedir.
evrenin içerisine akan bir logos yoktur. Dolayısıyla kelamcılara göre bir nesneyi bilebilmemiz onun yeri, fonksiyonları ve ilişkilerinle alakalıdır. Yani diyelim bir ağaca bakıyorsan, ağacın nasıl bir ağacın bir yeri var, bir tahayyüz, bir mütahayyiz, bir mahalli var. Ağacın bir fonksiyonu var, işte ağaçlık fonksiyonu. Büyüyor, yaprak üretiyor falan. Bir de ilişkileri var çevresiyle, efendim, diğer ağaçlarla, toprakla, güneşle. Bunların yarattığı bir nitelik haritası var. Bu haritayı topladığında ortaya ağacın kendisi çıkar. Hatta bilmek de budur. Nedir kelamcılara göre bilmek? Bu nitelikleri art arda topladığın zaman ağacı bilirsin. Ama diğer görüşe göre hayır, bu niteliklerin hepsi zaten gelip geçici şeyler. Önemli olan bu niteliklerin arkasındaki yapıyı bilmek. İşte buna maiyet diyebilirsin, ozze diyebilirsin, fark etmiyor. Dolayısıyla evrendeki yapının, olduğu olayların devam etmesi ya da bu nedenselliği sağlayan işte o niteliklerin arkasında bulunan neyse odur. O logosun logosun ifadeleri, logosun nasıl diyelim maddeye bitiştiğinde ortaya çıkarttığı fonksiyondur. Dolayısıyla ateş ile pamuk ilişkisi ateşin özselliği ile pamuğun özselliği arasındaki bir etkileşimdir. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu hiç kimse geriye çeviremez. Geriye döndürülemez bir yapıdır. Tanrı bile ona karışamaz. Dolayısıyla ne oldu? Evrende pek çok fail dediğimiz etkin, aktif yapılar ortaya çıktı. Şimdi dediğim gibi fizik olarak bunları reddedemezsin. Zaten ne yapacak işte kelamcılar? Bu failleri, bu fail yapıları sekülerize edecekler. Kelam sekülerize bir idraktır. Bakın sekülerlikle laiklikle karıştırmayın. İslam seküler bir perspektife sahiptir. Ne demek? Evrenin bilgisine Tanrı'yı katmaz. Onun için son derece rahattır burada. Mistik, efendim, spiritüel yapıları katmaz. Bu çok önemli. Tabii yanlış anlaşılmaya müsait dediğim, biliyorum. Şimdi düşünüyorum sosyal medyada arkadaşlar neler diyecek. Çünkü altını üstünü dikkate almadan böyle aforizmatik bir cümle kullanacaklar. İslam seküler bir dindir dedi diyecekler. Görüyorum. Ha? Tam da onu yazıyordu. Demirden korkan trene binmez. Bizim öyle bir dertlerimiz yok. Ne yazsan yazılsa yazılsın da. Kastettiğimi tekrar ediyorum. Evrenin bilgisinde spiritüel, mistik, tanrısal, tabi buradaki bilgi istidlali bilgi. Rasyonel bilgi. Hiçbir şey katmaz kelam. Çünkü beşeri bir teşebbüs olduğu için. Beşeri bir gayret olduğu için. Evet. Öyleyse sorun nerede düğümleniyor? Evrende fail nedenler var mı yok mu burada düğümler. Klasik kozmolojiyi, klasik kognitif psikolojiyi, klasik doğa felsefesi bilen arkadaşlar ne dediğimi hemen tasavvur edeceklerdir. Problem öyleyse Gazali'nin İbn Sina'yla ya da diğerleriyle kelamcıların diğer olan problemi evrendeki fail nedenlerin varlığı ya da yokluğu meselesidir. Tabii İbn Sina burada başka bir problem açıyor tabii. Dediğim gibi bakın bunları dini olarak okumayın arkadaşlar. Şimdi bu da çok yanlış bir şey. Ne Gazali'nin meselesi en nihayetinde dinidir ne de İbn Sina'nın. Bunlar birer açıklama modelleridir. Bugünkü yaptığımız bilimsel modeller gibi. Ha teolojik yorumları problem yaratıyor zaten. Onları tartışıyoruz biz de. Fizikle bir alakası yok. İbn Sina tabii Müslüman kültürde, Müslüman bir insan olarak, filozof olarak varlık meselesini yani evrenin varlığa geliş meselesini açıklayabilmek için nedenleri iki kategoride ele aldı. Bir mahiyete ilişkin, bir varlığa ilişkin nedenler. Varlığı da Tanrı'ya bağlayarak, Tanrı'yı da illetül iler, yani illetlerin illeti. Yani günlük dilde konuştuğumuz ama çok problemli bir tabir olabilir. İlletlerin illeti yani en temel illet anlamında. Tanrı varlık veren bir yapıya ya da bir konuma yerleştirdi. Doğru. Fakat bu başka sorunlar yarattı şüphesiz. Bu yapı, yani Tanrı'nın ilk illet olması ve illetler zinciri, aynı zamanda logosa tahallük ettiği için manaya tahallük eder.
o sürdür teorisine mutlak bir zorunluluk üretir. Bakın arkadaşlar, İbn Sina bunu fark etmiş bir adamdır. İbn Sina'nın sisteminde bir kulun yeryüzünde dua etmesini Tanrı duymaz. Modelinde, yani İbn Sina'nın açıklama modelinde, ki bu model teolojik, metafizik, fizik, kozmik, efendim, kognitif, her alanı kuşatan, bahsettim, yekpare bütüncül bir sistemdir. Tanrısız duymaz. Çünkü niye? Yukarıdan aşağıya öyle sıkı, ama öyle sıkı bir nedensellik, dolayısıyla zorunluluk var ki, tıpkı bu antik kültürün bir devamı şüphesiz, nasıl ki antik Yunan'da insanın bu sıkı zorunluluk içerisindeki konumu nedir? Trajik insan. Trajiktir insan. Yani olup biten her şey olup bitecektir. Hiçbir şansımız yok. Bunu çeviremeyiz, tersine döndüremeyiz. Tabii bu özgürlük sorunu büyük bir sorun. İnsan özgür müdür, değil midir? Gerçekten özgürlük var mıdır? Evet. Yani şöyle düşünebilirsiniz, matematik okuyan arkadaşlar. Doğal sayılar kendi işlerinde belirli özelliklere sahiptirler. Değil mi? Ama doğal sayıların içinde kalarak bunu söyleyebilirsin. Eğer doğal sayıları reel sayıların bir alt kümesi olarak kabul ettiğinde, reel sayılardaki her özelliğin doğal sayının belirlediğini kabul etmek zorundasın. Dolayısıyla doğal sayılar reel sayılar kümesine göre özgür değildir. Bak, sayıların bile özgürlüğü ve kadar ciddi bir mesele. Değil mi? Çünkü biz doğal sayılara yüklediğimiz her özellik aslında reel sayıların bir tecellisidir, bir tezahürüdür. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Evrendeki iç içe geçmiş yapılar kendi içlerinde bir özgürlük, tırnak içerisinde bir serbestlik gösterseler bile aslında birbirine bağlılıklarını dikkate aldığında sıkı bir belirlenmeye de tabidirler. Bu nihai bir çözüm olacak sorun değil tabii. Yani insan özgür müdür, değil midir? Şimdi genetik yapılar çıktı. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani kazdıkça başka şeyler çıkıyor. Bir bilim adamının, yaşayan bir bilim adamının dediği gibi, vallahi bu bir bardak suya benziyor diyor. En sonunda geleceğiz diyor. Herhalde bir teologla oturup konuşacağız. Ne kadar aşağı inersen in. Başka sorular doğuruyor. Bu da güzel bir şey belki, insani bir şey. Neticede trajik insan ortaya çıkıyor. İnsanın özgürlüğü problemi ortaya çıkıyor. Ahlak problemi ortaya çıkıyor. Zorunluluk içerisindeysek, yani yapıp etmelerimiz belirli bir determinasyona tabi ise, o zaman niye ahlaklı ya da ahlaksız ayrımı yapıyoruz? Niye hukuk icat ediyoruz? İnsanları cezalandırıyoruz. Adam dese ki, ne yapayım abi, tabiatım bunu dayattı bana. Ben suç benim değil, genlerim. Hı? Diyebilirsiniz. Bu kader meselesi ne kadar uzar. Dini pek çok konu problem yaşar. Dediğim gibi bu klasik genellikle görülmüş. Bunu ben tespit etmiş değilim arkadaşlar. Klasik ahlak felsefesi tartışmalarını bilen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bunu tartışıyorlar. Eğer mizaç dediğimiz hadise o yekpare evrenin bir ifadesi ise ve bana da sorulmamışsa, o zaman benim terbiye ve eğitimle bu mizacı dönüştürmem ve değiştirmem mümkün müdür? Öyleyse terbiye ve eğitimin anlamı nedir? Eğitim ve öğretim bir anlam ifade eder mi? Hatta vahim bir anlamı var mıdır? Bak, bu soruyu soruyorlar. Eğer insanın mizacı mutlak bir determinasyona sahipse, vahiy insana ne şekilde etki yapabilir ki? Dolayısıyla bakın, bir nedensellik konusunun dayandığı zorunluluk fikri nereye kadar bizi götürüyor? Bunlar üzerine çalışmak lazım. Hatta bunu ontolojik şeyde, seviyede insanların doğuştan köleliği ya da hürlüğü meselesine kadar götürebilirsiniz, ki götürülüyor. İklimle bağlantısını kurarsınız, efendim coğrafyayla bağlantısını kurarsınız. Aristoteles gibi kuzey insanının doğuştan köle olduğunu, efendim sıcak iklimlerde yaşayan insanların doğuştan köle olduğunu, bunların herhangi bir özgür insan gibi fonksiyon icra edemeyeceğini, çünkü mizaçların buna müsait olmadığını söyleyeceksiniz. Kadın meselesine hiç girmiyorum, çünkü epey hanım var, dayak yiyebilirim.
bu gelenekte kadının durumu efendim logosu yok çünkü. Öyle bakıyor. Onun için batılı seyyahlar İstanbul'a geldikleri zaman mezarlıklarda ruhi için Fatiha'yı görünce çok şok olurlarmış. Kadının ruhu mu var da Fatiha okuyorlar diye. Şimdi dediğim gibi bunlar vahiy değil, bunlar neticede modellemeler. Ama bu modelleme içerisinde kabulleriniz, ilkeleriniz sizi nerelere kadar zorunlu olarak icra ediyor. Bakın teorik dil deyip geçmeyin beyler. Teorik dili öyle masum bir şey değil. Bir kere kurarsınız, o kurduğunuz teorik dil bir süre sonra sizi içine alıp yuvarlanmaya devam eder. Onu kontrol edemezsiniz. Teorik dilin, onun için dil çok önemli. Dille öyle kolay kolay oynanılmaz. Dilin terimleriyle, kavramlarıyla, sözcükleriyle öyle bu çorap giyip çıkarmaya benzemez. Siz bunun farkında olmayın. O yapılar, o zihninize yerleşmiş yapılar, bu yaşama ilişkin olabilir, politika ilişkin olabilir, fark etmez. Sizin bütün yapıp etmelerinizi belirler. Bir süre sonra siz de o kartopun içindesinizdir. Anlıyor muyum? Siz orada yuvarlanıyorsunuz, farkında bile değilsiniz. Yani teorik dil kendini dayatır. Bir süre sonra o teorik dilin şey gibidir bu. Nedir onun adı? Birikmiş bir suyun önündeki seddin, engelin kaldırılması gibidir. Sizi götürür. Bir bakarsınız kendinizi hiç istemediğiniz bir yerde bulmuşsunuz. Niye buradayım? Çünkü kabulleriniz sizi buraya götürdü. Kolay değil. Dini kabuller, politik kabuller, ahlaki kabuller, evrene ilişkin, insan hayatına ilişkin ilkeleriniz, minimal metafizikleriniz öyle kolay, basit şeyler değil. En iyisi belki hiç olmaması diyebilirsiniz. Bizim gibi rahat rahat yaşamak olabilir. Ya belki burada anlattım, belki anlatmadım bilmiyorum. Bu nedensellik fikrinin tanımı Akdeniz dünyasında üç insan tipini doğuruyor. Trajik insan, mahkum insan, determine edilmiş bir evrende ağaç yaprağına benzeyen insan. Bu trajik insandır. Yani Yunanlıların trajedi yaratması boşuna değildir. Başka yapacak bir şey yok. Şiir okuyacaksın, tiyatro söyleyeceksin, müzik çalışacaksın, rahatla. Bunların müzik, şiir ve tiyatro aslında bir tür afyondur. Yani sizin hayata katlanmanızı mümkün kılan, tahammül etmenizi mümkün kılan bir afyondur. Anlatabiliyor muyum? Öyle basit bir iş değil mi? Buna karşı Hristiyanlar geliştirdiği mazlum insan. Bu mazlumiyet nereden geliyor? İlk atanın işlediği günahtan. Bunlar öyle boşuna formüle edilen şeyler değil. Biz niye bu durumdayız? Yani Yunan düşüncesine hak veriyoruz. Antik kültüre. Doğru. Çünkü ilk atamız bir yanlışlık yaptı ve onun bedelini biz ödüyoruz. Peki bu mazlumiyeti nasıl def edebiliriz? Gayet basit. Tanrı'yı insanın seviyesine indirerek. Çünkü determinasyon o kadar sıkıdır ki insan o determinasyonu çiğneyemez. Çünkü o onun bir ürünüdür. O büyük ölçekteki evrenin bir ürünü olduğu için insan o determinasyon, o zorunluluğa tabidir. Onu çiğneyemez. Bunu tek çiğneyecek kişi insandır. Onun için Tanrı aşağı iner, İsa kılığına girer, kendini feda eder ve ilk günahtan bizi kurtarır. Değil mi? Böyle değil midir? Özetle mesela. O zaman insana yapacak ne kalıyor? İsa'nın yolundan gitmek. Teoriya. Bu teoriyadır. Böylece katarsis'e ulaşırsın. Bu da müziğin tiyatronun ve şiirin yerini alan bir yapıdır. İsa'nın yolundan gitmek aslında senin kurtuluşunu, salvation, sağlayacak yapıdır. Daha sonra Rönesans ve Reform döneminde tekrar müziğin bu kadar meseleye girmesi bununla alakalıdır. Yani kilisede bugün müziğin çok yer edinmesi Rönesans'tan ve Reform'dan sonra tekrar antik kültürün yeniden üretilip Hristiyan dünyası içerisine yerleştirmesiyle alakalıdır. Değil mi? Müziği çok önemli Hristiyanlık kültüründe. Özellikle Protestan kültüründe çok önemli mesela. Evet. İslam ise bunu nasıl çözüyor? Bu zorunluluk meselesini. Bakın
diğer şeylere de son derece alakalı bu. İslam çok basit bir operasyon yapıyor burada. İnsanı Tanrı'nın katına çıkartıyor. Bu ne demektir? İnsan evrendeki zorunluluğu, determinasyonu Tanrı'nın izin vermesiyle çiğneyebilir. Buradaki çiğnemeyi pojeratif anlamda kullan, hark dedikleri bir kelime var, parçalayabilir. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Bu nokta işte İbn Sina'ya kurduğu rasyonel sistemin yanında bir de irfani bir sistem kurma imkanı veriyor. Biliyorsun İbn Sina'nın iki sistemi vardır. Birinci sistem rasyonel açıklama güçlü bir modeldir. Diğeri daha çok irfani geleneği besleyen ışk modeli. Yazdığı ışk, Risale fil ışkta ise İbn Sina öyle bir yapı kurar ki buradaki bir evrenin ucunda çığlığa dönüşebilir artık. Hiçbir şey yok orada. Işk çünkü nedensellik tanımaz. Işk kıyas teorisini tanımaz. Işk orta terimi bilmez. Çünkü holistiktir. Bütüncüldür. Orada dua da edebilirsin. Ahlanıp vahlanabilirsin de. Çok önemli. İşte bu yapıyla alakalı. Dolayısıyla İslam insan anlayışında insanın ne diyelim nedenselliğin, o zorunluluğun, o determinasyonun üstüne çıkması, tabii kendi gücüyle değil, ki bu kendi gücüne de bir teşbihtir, çıkabilir. Belirli kuralları kullanarak, ki çıkıyoruz, Tanrı katına çıkması tabii başka problemler yaratıyor. Sorumluluk dediğimiz hadise, mesul insan. Sorumluluk yaratıyor. Çünkü evrenin eşref-i mahlukat demek budur. Evrendeki bütün determinasyonun üstündesin sen. Bu akıllar dolayısıyla sorumluluğunda büyük oluyor. Yani bu konumuz bu değil ama şunu göstermeye çalıştım burada. Nedenselliğin zorunlu olup olmaması insan anlayışlarını ne kadar sıkı bir şekilde belirliyor. Şimdi bu Tanrı anlayışıyla da son derece alakalıdır. Nedensel fikri. Çünkü Tanrı'da esas olan intelekt midir? Büyük logos mudur? Yoksa Tanrı'da esas olan irade ve ihtiyar mıdır? Modern bilim okuyan arkadaşlar, modern bilimin ortaya çıkış sürecini okuyan arkadaşlar bunu çok iyi anlayacaklardır. Leibniz ile Newton arasındaki bilmiyorum mektuplaşmaları okudunuz mu? Türkçe'de çevrildi onlar değil mi Barış? Çevirmedin mi? Tabii Newton kendisi yazmıyor, öğrencisine yazdırıyor. Yok. Şimdi Newton kendisi yazmıyor zaten. Leibniz adam yerine koymuyor ki. Öğrenci de yazdırıyor, asistan da yazdırıyor. Yani onun adıyla gönderiyor en azından. Muhakkak kendisi yazmıştır da. Neyse. Buradaki tartışmalara baktığımız zaman benzer bir süreçle karşılaşıyoruz. Leibniz klasik geleneği devam ettirerek intellectus merkezli bir tanrı tasavvuruna sahipken Newton daha çok Gazali çizgisinde iradeci irade kavramının merkezde olduğu bir tanrı anlayışını öne çıkartıyor. Bakın bu çok önemli. Niçin modern bilim esas itibarıyla teknolojiye kadar giden süreçte İngiltere'de ortaya çıkmıştır? Bundan dolayı. Çünkü empirizm bizim anladığımız anlamda basit bir eksperiment demek değil. Deney yapmak demek değil empirizm. Empirizm aslında teoloji bir kavramdır. Ne demek? Evren Tanrı'nın bir sahnesidir. Dolayısıyla orada mutlak belirlenimci bir yapı teolojik ve metafizik düzeyde yoktur. Fizik düzeyde elbette Tanrı bir şeyi tercih ettiği zaman o tercih ettiğinde bir düzenlilik görebilirsin. Ama bu Leibniz'in iddia ettiği anlamda mutlak değildir. Dolayısıyla evren sürekli insan tarafından gözlemlenmelidir. Empirizm budur. Sürekli evreni gözlemlemek zorundayız. Sürekli insan evrenle ilişkiye girmek zorundadır. En tekil olaya kadar takip etmek zorundadır ki Tanrı'nın sahnesindeki oyunun inceliklerini idrak edebilsin. Halbuki Leibniz'e göre Tanrı'nın bakışına konuşlandığımız zaman evrendeki her şeyi olup biteni görmemiz mümkündür. Tekillikle uğraşmanın bir anlamı yoktur. Şimdi bakın kabulünüz nerelere kadar sizi götürüyor? Tanrı anlayışına kadar, insan anlayışına kadar, bilim yapma anlayışına kadar sizi götürüyor.
Onun için Leibniz mantıkçıdır. Değil mi? Sıkı bir mantıkçıdır hatta. Her şeyi mantık üzerinden kurgular. Elbette matematiği bile bir metafizik olarak yapar. Mathesis universalis, evrensel bir dil, mutlak bir dil halinde. Newton ise daha çok bildiğiniz gibi matematiği fizikselleştirir. Anlatabiliyor muyum? Fiziği matematikleştirdiği gibi matematiği de fizikselleştirir. Neticede bütün bu tartışmaları dikkate aldığımızda evrende teolojik ve metafizik olarak nihai kaynak, nihai fail Tanrı'dır. Peki fizik seviyede hiçbir sıkıntı yok. Bütün failler amil olmuştur. Bu terimlere dikkat edin. Aktör, faktör. İngilizce ana dilimiz biliyorsunuz hepiniz değil mi? Aktör nedir? İradesi olan, oynayan, sahnede oynayan. Klasik gelenekte illetler aktördür. Logos'tan dolayı. Kelam ve Newton'a kadar, hatta Newton'un kendisi bile tek bir aktör kabul etti Tanrı. Diğer aktörler ne oldu? Fiil koydular başına, faktör oldular. Ortadan kalkmadılar, fizikselleştiler. Naturalization, doğallaştılar. Bu ilginçtir, bu doğallaşma meselesi özellikle Razi'den sonraki astronomların üzerine çok durduğu bir şeydir. Hatta İbn-i Sina'yı takip etmesine rağmen Tusi bile, ben niye doktora gidiyorum İsmail Hoca, ben ders verseydim ben iyileşirdim ya. Ben de onu diyordum hocam. Ulan toparladın mı? Vallahi kafamın dönmesi gitti. Şu anda sizi görebiliyorum. İlk başta göremiyordum hakikaten. Kafa devamlı dönüyordu. Vallahi onu bilemem ama yani kendime geldim. Neyse ben o zaman evet. Bu amil, buna biz faktörü amil diyoruz Arapçada biliyorsunuz. Fail amil. Dolayısıyla tek nihai, teolojik ve metafizik zeminde tek fail Tanrı'dır. Bu hem kelamcılar için hem de onların takipçileri, empirik filozoflar için böyledir. Diğer illetler ise, diğer aktörler ise faktöre dönüşmüştür. Bu çok önemli bir konu. Şimdi tabii modern dönemde buna başka bir yaklaşım daha ekleniyor. Mahiyet sorunu, bu esensiyalist yaklaşımlar falan temizlendiği için artık olayların arasındaki olayların ya da olguların kendileri değil, ilişkileri esas alındığı için kelamcılarda olduğu gibi illet malum ilişkide ortaya çıkıyor. Yani esensiyalist bir şekilde değil, kelamcılar gibi rational dediğimiz İngilizce'de ilişkisel nedensellik, yani olaylar arasındaki ilişkiyi yakalamak. Onun da iki türü var. Bunlar bu teknik şey değil mi? Konumuz modern bilim değil çünkü. Bunun da iki yaklaşımı var biliyorsunuz 17. yüzyılda. Bir mekanik nedensellik, bilgiye değerek buna işte tipik pimpon, bilardo topu örneğini veriyoruz. Doğrudan temas. Buna mekanik nedensellik diyoruz. Mekanik causation. Bir de mathematical causation. İlişkiyi mekanikleştiremiyoruz ama matematiksel ifade ile gösterebiliyoruz. Bakın bu çok önemli. Modern bilimin en önemli unsurlarından birisi budur. İlişkiler, buna en tipik örnek biliyorsunuz çekim gücü, gravitasyon. Çekim nedir? Şimdi eğer esensiyalist yaklaşırsan, yani İbn Sina'cı yaklaşırsan, bunun ne olduğunu, yani neydi bir şeyin doğasını sormak neydi? Metafizik bir soruydu. Hadi bakalım göster. Metafizik olarak göster, bu nedir bu? Bunun doğası nedir? Ontolojik olarak da gösteremezsin. Nedir bunun, bu entite nedir? Nasıl bir entite bu? Bilmiyoruz. Peki ne biliyoruz? Fonksiyonunu biliyoruz. Ha, kelamcılardan farkı ne? Bu fonksiyonu matematikleştirebildi Newton. Fark bu. Ama bu bir fonksiyon. Bakın burası çok önemli. Mathematical causation bizim, tabii bugün bunların çok gelişti çağdaş dünyada bunlar çok daha farklı. Yok, 7 tür nedensellik anlayışı var bugün felsefede temel olarak. Onları ben ileride bir modern felsefe bilim yaparsak ya da çağdaş, modern değil de çağdaş,
o üzerine konuşuyoruz. Yedi türü var. Nedenselliğin yorumu diyebileceğimiz. İnanılmaz ayrıntılar var tabii. Yani çünkü astrofizik, genetik, kognitif psikoloji, nedir onun adı, elektromanyetik teori, kuantum teorisi falan bizim bu anlayışlarımızı çok değiştirdi. Yani rastlandı, kavramı işin içine girdi. Matematikte bile biz artık bugün çağdaş dünyada mutlak bir zorluktan bahsedemiyoruz. Matematikte bile bir rastlantısallık söz konusu. Zaten olasılık inanılmaz derecede her şeye girmiş vaziyette. Yani probability, bilim teorileri var olasılığa dayalı. Olasılıkla rastlantıyı birbirine karıştırmayın. Olasılık bugün hemen her şeyde kullanılıyor. Bir açıklama modelinin bir parçası. Bir de rastlantı dediğimiz hadise var. Yani artık nedenleyemediğimiz fakat olan ilginç bir şey. Matematikte bile rastlantıdan bahsediliyor artık. Anlatabiliyor muyum? İş biraz farklı bugün için ama o döneme baktığımızda özellikle 17. yüzyılda bu mathematical causation ilginç bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Şimdi İslam dünyasına tekrar dönersek bu çözüme ulaştıktan sonra mesele bitmiyor tabii. Şimdi Razi, Fahrettin Razi ve sonrasına baktığımız zaman artık zihinler berraklaşmaya başlıyor. Mesela şu tür metinlerde şu tür ayrımları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hakiki illet, zahiri illet. Bakın çok enteresan. Yani bunun Türkçesi şudur, Türkçesini söylüyorum. Numenal, fenomenal. Bak bu Türkçe. Hakiki, yani var ama bu bizim rasyonel bildiğimizin konusu değil. Biz zahiri nedenlere bakıyoruz. Bak, çok ilginç ayrımlar var. Batini, zahiri ayrımı var. Başka metinlerde karşılaşacağınız terimleri söylüyorum size. Tam ve nakız nedensellik, illet ayrımı var. Tam nedir? Şudur tam, gayet kolay. İşin içine eğer Tanrı'yı katacaksak, Tanrı'yı ilk fail illet kabul edip, daha sonra fizik illetleri saymak, İkisini birlikte düşündüğümüzde tam illet, tam illet dışarıda tuttuğumuzda nakıs illet. Eksik illet yani. O kadar ince ayrımlar var ki bunları tek tek, bunlarla ilgili metinler var arkadaşlar. Yani oturmuş sırf bu konuda insanlar metin yazmış. Mesela Taşköprüzade'nin, meşhur Osmanlı filozofu Taşköprüzade'nin bununla ilgili bayağı bir metni var. Zannediyorum İbrahim Hakkı Çocuğu'nu edisyon etti, tercüme etti, yayınlayacak. Burada okuduğunuz zaman artık bu meselelerin o antik dönemden gelen ya da klasik kelamın ortaya koyduğu iddiaları birlikte dikkate alan tutarlı, bütünlükçü bir çözümüne kavuşturulduğunu görüyorsunuz. O kadar ki mesela bilim kitaplarına baktığınız zaman, çok ilginç bir örnek vereyim, her zaman verdiğim bir örnektir. Tursi'nin astronomi kitabına bakıyorsunuz, geçen haftalar yine bahsettim. Bilmek neydi bu sistemde? Nedeni bilmekti değil mi? Vuku, illetül vuku. Şimdi bak, Tursi illeti kullanıyor. Ama öğrencisi Kutbuddin Şirazi illeti kullanmıyor. Niye kullanıyor? Sebep. Artık fiziksel bakıyor olaya. Vuku sebebül vuku. Bakın basit bir sözcük dönüşümü değil bu. İnsanlar yavaş yavaş eğer bizim numenal anlamda hakiki arka planda bir neden varsa bile biz bunu bilemeyiz. Bu rasyonel bilginin bir konusu değildir. Başka tür bilginin olabilir. Ama rasyonel bilginin konusu ancak bize konu olan, bize gelen verilerden hareketle inşa edebilir noktasına gelmek çok önemli bir gelişmedir bu çerçevede. Şimdi toparlarsak, üç türlü nedensellik olduğunu söyleyebiliriz İslam dünyasında. Birincisi Mutezile'nin ortaya koyduğu tarik-ü tevlid denilen doğma-doğurma diyebileceğimiz bir ilişki. Bu zaten Mutezile ile beraber ortadan kalkıyor. İkincisi tarikul icab, zorunluluk, mutlak determinasyona dayalı biraz önce anlattığım İbn Sina'cı görüş. Bir de tarikul ceriyul ade. Bakın bu ceri kelimesi çok önemli. Artık fizikten bahsediyoruz. Akış demek, ceryan kelimesinden geliyor. Adetin akışı. Yani evrendeki metafizik arka plandaki Tanrı'nın iradesinin, tecellisinin, görüntüsünün, zahirinin düzenliliği, sistemi demek.
Şimdi bu yaklaşıma bir de Ali Christian'ın 1470'lerde enteresan bir ayrımı ekleniyor. Mümkün nedensellik, muhtemel nedensellik ayrımı. Bu da çok enteresan bir ayrım. Bunu niye yapıyor onu da söyleyeyim şundan. Çünkü yüksek seviyede üretilen modeller pratize edildiği zaman deforme olurlar. Tekrar ediyorum, buna çok dikkat edin. Yüksek seviyede üretilmiş bir model hangi alanda olursa olsun pratize edildiğinde, mübarese edildiğinde deforme olurlar. Ve onların ikinci derecedeki entelektüel taşıyıcıları ilk aşağıdaki, ilk üretildiğindeki yapıları dinleyebilir. Mesela diyelim ki Kant bir model kurdu. Kant'ın birinci dereceden takipçileri bu modelin gerekçelerini, yapısını çok iyi biliyorlardı. Ama Kant'ın sistemi pratize edilince bir süre sonra gelen ikinci kuşak o modelin kurulmuş aşamasındaki yapıları, ilkeleri bilmeyebilir. Zaman değişmiştir, olgu olayların değişmiştir filan. Dolayısıyla bir deformasyona uğrar, aslına, orijinine nispetle. Bu Gazali için de geçerlidir, İbn Sina için de geçerlidir. Ben yine bir derste söyledim hatırlıyorum. Gazali'nin eleştirdiği İbn Sina'nın kendisi değildir. İbn Sinacılıktır. Çünkü İbn Sinacılık pratize edildiği zaman bazı varyantlarda, bazı sürümlerde değişiyor. Şey gibi, bilgisayar sürümleri gibi. Şimdi Ali Kuşçu'nun zamanına gelindiğinde de bu çözüm pratize edildiği zaman bazı problemler de ortaya çıkıyor. Şimdi Ali Kuşçu niye böyle bir ayrıma gidiyor? Şundan. Diyor ki hem filozoflar hem kelamcılar bir konuda hata yapıyor. Nedir o? Fizikle metafiziği yani Tanrı'yı eşitliyorlar. Ve ürettikleri çözümü de eşitledikleri için indirgemeci bir yaklaşımla birbirine karıştırıyor. Yani Tanrı'yı fiziğe indirgiyorlar, fiziği de tanrısal alana çıkartıyorlar. Çift yönlü bir hata yapıyorlar. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi bir evrende yaşıyoruz diyor Ali Kuşçu. Bir evrendeyiz. Bu evren Tanrı'ya nispetle mümkün bir evrendir şüphesiz. Mümkün bir evren. Bunu biliyoruz felsefi, o dönemin felsefesi, felsefi temiz olsun. Ama bu mümkün evrenin bir düzeni var. Adetullah ve sünnetullah. Şimdi filozoflar şunu iddia ediyor. Bu mümkün düzenden daha başkasını Tanrı yapamaz. Bu yanlıştır diyor. Niye? Çünkü mümkün düzeni esas alıp Tanrı'yı icbar ediyorsun. Ama tersi de yanlıştır. Bu mümkün dünyanın bir düzeni var mıdır yok mudur tartışması da abestir. Tanrı başka bir düzen yaratabilir ama şu anda yarattığı düzen budur. Buysa bunu... Şimdi burada çok enteresan diyor ki muhtemel dünyalar bilgimizin konusu olamaz. Dolayısıyla burada tartışma rasyonel düzeyde abestir. Yani Tanrı şöyle bir dünya yaratsa orada fizik şöyle olsa mı? Bu Tanrı için mümkündür. Daha doğrusu muhtemeldir. Çünkü mümkün bu dünya olan dünyada muhtemeldir. Ama bu muhtemelliği filozoflar gibi ketleyemezsin, önünü kesemezsin. Kelamcılar gibi bu muhtemel üzerine düşünerek de mümkün dünya hakkında konuşamazsın. Bilmiyorum anlatabildim mi? Dolayısıyla verdiği örnek şu. Şu anda bir güneş sistemi var. Bu güneş sistemi mümkün dünyada bir güneş sistemidir ve bunun bir kurallılığı, düzenliliği, yasalılığı var. Yasalılık kelimesi burada çok çağdaş oldu. Yasalılığı kaldırıyorum. Kurallılığı var. Kavani, belli bir kurallılığı var. Biz bu kurallılığı, bu düzeni, bu tertibi mutlaklaştırmadan mümkün dünyanın bir yapısı olarak bilgimizin konusu kılar ve evreni anlamaya, açıklamaya, bilmeye çalışırız. Ama metafizik şeyde ya da teolojik zeminde başka bir güneş sistemi Tanrı için mümkündür, bunu kabul edebiliriz. Bakın bu çok önemli. Muhtemel dünya fikri çok yeni bir fikirdir biliyorsunuz. Gerçi şeyde Leibniz'de var ama Leibniz'deki bu anlayış Leibniz'i Newton öldürdüğü için 1860'a kadar Leibniz'in bu görüşleri dikkate alınmıyor. İlginç bir şekilde Ali Kuşçu'da bunu görüyoruz. Muhtemel ve mümkün arasında ayrım. Şimdi bu bizi neye götürür? Şuna götürür. Mümkün dünya üzerindeki bütün modellerimiz de mümkündür. Mutlak değildir.
Yani nihai son noktasını koymuş bir modeli de iddia edemeyiz Ali Kuşçay'la. Ona güneş saat örneğini veriyor. Teknik bu konu, ona girmeyeceğim. Şimdi çok tabii nasıl yapıyoruz? Konserve anlatım yapıyoruz burada. 90 dakikada felsefe yapar gibi. Mesele tabii burada konuyu ayrıntılarıyla almak, çözmek değil. Metinler okumak lazım bunu yapabilmek için. Medeniyet okumaları başlığı çerçevesinde önemli olan bazı şeyleri hissettirmek. Bazı arkadaşlarımızı tuzağa düşürüp bu konuları çalışmasını sağlamak, iteklemek derdimiz o. Yani yoldaş arıyoruz. Onun için buna vesile oluyorsa bu tür tartışmalar, konuşmalar önemli. Yoksa meseleyi bitirmiş değiliz. Çünkü özellikle 13. yüzyıldan sonra bu konularda yazılmış metinler henüz daha yazma. Teknik incelemek lazım. Ayrıntılarda çok ciddi tartışmalar var. Geçen onu arkadaşlara anlattım. Cebir tarihi, İslam cebir tarihi büyük oranı bitti zannediyorsun. Yemen'de bir Alman bilim adamı bir kitap buldu yeni. Klasik İslam cebir tarihi şu ana kadar yazılan olmayan yepyeni bir durum var. İstisnai bir durum. Ve çok öyle geç dönem değil, 1300'lerde. Bitmiyor. Her zaman söylüyorum, İslam medeniyeti üzerine çok konuşuyoruz. Ama konuştuğumuz şey ortada yok. Ne demek bu? Dökümünü bilmiyoruz babacığım daha ya. Anladın mı? Daha dökümü ortada değil bu medeniyetin. Bırak edisyon, kritik, tercüme, çalışmalar, araştırmalar, yazılar bırak. Daha döküm elimizde değil ya, keşfediyoruz. 2016 hala keşfediyoruz. Yemen'de bulduk. Efendim şurada bulduk, burada bulduk. Aa ne güzel. Onun için biraz böyle dikkatli konuşmakta fayda var. Neyse son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu tartışmanın zemini ne olabilir? Her zaman devam söylediğim gibi Arap dil bilimi çalışmaları ve fıkıh. Bu konuda çok önemlidir. Şimdi bu konuya girmeyeceğiz tabii. Konumuz değil ama bir konu, bir örnek üzerinden gidelim. Şimdi domuz eti haramdır yargısındaki haramlığın kaynağı nedir? Yani domuz etin haram olmasının nedeni domuzun kendisi midir? Eğer esensiyalist bir yaklaşıma sahipseniz, domuzluk mahiyetinin haramlığın kaynağı olduğunu kabul etmeniz lazım. Ve bu sizi evrendeki iyilik ve kötülüğe kadar götürür. Evrendeki iyilik ya da kötülük. Eğer esensiyalistseniz, rasyonel olmak zorundadır ve bizatihi nesnenin kendisinden neşet etmelidir. Mesela, bu günahla bile alakalandırılabilir. Günah işledik, deprem oldu kabulü. Bizatihi günah eyleminin içerisinde bunu bir olgu olarak kabul edersek, deprem gibi bir doğa olayını boşandıracak bir yapım olmasını gerektirir. Tabi buna şöyle itiraz edebiliriz. İşte Jüpiter'de ya da nedir, Mars'ta her gün deprem oluyor, orada kim günah işliyor? Şimdi ona gitmiyoruz. Sadece bir teşvik yapıyor. Şimdi husum kubu meselesini hatırlayın. İyilik ve kötülük, rasyonel iyilik ve kötülük tartışmalarını ki hala tartışılıyor bunlar. Eğer domuz eti haramdır önermesi bizatihi domuz olmaktan kaynaklanıyorsa başka bir sistem kurarız. Hayır. Domuz eti haramdır tırnak içerisinde bu hükümden kaynaklanıyorsa başka bir sistem kurarız. Anlatabiliyor muyum? Başka bir tabirle, eğer gerekçemiz yargıda ise sistem başka türlü kurulur, nesnede ise başka türlü kurulur. Buna ne diyor fakihler? Şeyde, el esma lil ahkam el ilen lil aya. Ne demek? Sebepler yargılardan ortaya çıkar. Mesela al şu bıçağı git falancayı öldür dediğinde burada neden nerede? Bıçağın kendisinde mi? Değil mi? Domuz eti haramdır. Önermesi yargısıdır. Domuzun etini haram yapan. Domuzluğun kendisinden kaynaklanmaz. Domuzluğun mahiyetinden kaynaklanmaz. Anlamıyor musun? Eğer kaynaklanıyorsa ona illet diyoruz. O zaman illet ve sebep ayrımı da fıkıhçılar çok radikal bir şekilde ayırmışlar.
illet nesnenin doğasından kaynaklanacak. Sebep ise hükümler. Şimdi bu anlayış, ki bu daha Yunan tercümeleri yapılmadan kabul edilen bir anlayış, yaygın olan bir anlayış. Bu anlayış İslam dünyasındaki nedensellik tartışmalarını da etkilemiş ve belirlemiştir. Dolayısıyla genç arkadaşlar, bu konuda çalışacak arkadaşlar için söylüyorum. Usulü fıkı ve dil bilimlerinin en azından bu kavramsal şemalarını iyi takip etmek lazım. Geçenlerde de atomculuğun ortaya çıkmasında da Arap dil anlayışının, dil bilim anlayışının önemli bir yol olduğunu söylemiştik. Diğer konularda bu böyledir. Ben bunu matematikten size çok güzel örnek verebilirim ama çok teknik kaçar. Matematikte bile bazı konuların şu ya da bu şekilde yol almasını dildeki kabulleri belirlediğini rahatlıkla görüyorsunuz. Ve bu kabuller çok ilginç bir şekilde o antik gelenekten gelen özcü, mahiyetçi yaklaşıma aykırı yaklaşım. O açıdan nedensellik konusunda da benzer bir etkinin olduğunu düşünüyorum. İleride bu konuda çalışacak arkadaşların buna el atmasını temenni ediyorum. Evet, burada bitiriyorum. Soru soran var mı? Şöyle Barış. Önerme kendi kendisinin nedeni olmuyor. Önermenin dayattığı eylem neden oluyor. Yani domuz eti haramdır önermesi, Tanrı'nın bir emridir. Bu emire ittiba edersen domuz eti haram olur. İttiba etmesi olmaz. Daha önce size söyledim. Dini önermeler, inşai önermelerdir. İnsan onlara katıldığında doğrular, katılmadığında doğrulamaz. Onun için arkadaşlar bakın buraya çok dikkat edin. Din, dinamik bir hadisedir. Teorik bir hadise değil de tek başına. Yani Tanrı o kadar geniş bir alan açıyor ve o kadar ilginç bir konum veriyor ki kişiye. O kişi emir ve nehirlerle ilişkiye girdiğinde aslında Tanrı'yı doğruluyor ve yanlışlıyor. Bu kadar büyük bir gücü var ya. Namaz kıl dediğinde, namaz kıl inşai bir önermedir. Bir haber vermez. Sen namaz kıldığında Tanrı'yı doğrularsın, Tanrı'ya katılırsın hatta emir üzerinden. Ya da şunu yapma dediğinde neyi üzerinden katılırsın? Bu kişiyle, kul ile Tanrı arasındaki ilişkinin dinamik olduğunu gösterir. Pasif değildir yani. Kul burada pasif değildir. Kulluğu çok kölelikle karıştırıyorsunuz. Kul da köle aynı değildir. Kul olmak bir dramizm. Efendim buyurun. Olmak istemedim. Yeni bir soru soracağım. Bitirdim zaten. Hocam mahkum insan, mazlum insan ve mesul insan diye üç insan. Evet. Bunu mesela şimdi Hindistan'da bir karşılığı var mı? Başka bir model? Bilmiyorum. Vardır muhakkak. Ama ben dediğim gibi genel kültür olarak bir şey söylemek istemem. Yani genel kültür olarak az çok haberimiz var ama uzmanca bilmiyorum. Muhakkak olmalıdır. Budist gelenek, Hindu gelenek, Taoist gelenek, Konfüçyüs gelenek, onların insan anlayışları vardır. Hiç bilmiyorum, çalışmadım. Hocam, keşke arkadaşlarımızdan bazıları Çince öğrense, Sanskritçe öğrense bu konuları çalışsın. Evet. Bugünkü insan, yani Batı toplumunda bizde böyle Batı'nın doğumu tam kesinlikle... Yani hiç orada tereddüt etme, bir Batı'yız. Batı'yız. Evet. Hepimiz kapitalist, ben burada. Buna doğru mu gidiyoruz yoksa insan mı var? Bu çok önemli bir soru, bu sorduğunuz soru aslında. Nereye gidiyoruz? Batı toplumundaki insan tipinde bugün itibariyle isteyen olarak... Yok, bugün artık Batı doğu kalmadı ya. Bunlar emirleri bence nostaljidir. Yani evet, kültürel olarak Müslümanız filan falan, İslamcılar falan. Bunlar
Söz çok mu ağır geldi? Şimdi bu çok önemli bir soru. Sorduğunuz soru. Nereye gidiyoruz? Bu soruya cevap vermeyeceğim. İsrar ediyor ya. Ya düşün bak. İnsanlık öyle kötü durumda ki bu alet bile var. Mahzunlaştı. Uzaklaşalım başımıza neler gelir? Yok bu çok önemli bir soru. Çok ciddi kafadan bunun üzerine düşünüyorlar. Nereye gidiyoruz? Makineleşecek miyiz? Bir kere insan türü devam edecek mi? Geçen bir rapor yayınladılar. 2500 yılında dünya. Yani 500 yıl sonra dünyanın durumu. Bu şekilde giderse tabii. Çok radikal karar alacaklar. Bunu biz arkadaşlarla konuştuğumuzda biraz insafsız şeyler söylüyoruz. Mesela çözümlerden bir tanesi güçlü olan kültürler diğer zayıf kültürleri yok edecek. Bu yok etmek doğal olmayacak. Bilerek öldürecekler. Çünkü dünya kaldırmaz bu kadar insanı. Bu gidişle birkaç yıl içerisinde 11 milyar olacağız. Yani dünyadaki coğrafya, su kaynakları ve benzeri şeyler. Tamam, anlaşıldı. Git diyor bana. Gideceğim. Bunu üzerine düşünmemiz lazım. Klasik geleneğin kendimizi kandıralım. Real bir durum var. Bu real durum sadece basit bir değerlere dayalı bir durum değil. Yani ahlaklı olsak, efendim dini değerlere dört elinde sarılsak bunu çözeriz değil. Nüfus diye bir problem var. Anladın mı? Nüfus. Beslenme diye bir problem var. Dünyadaki gelirin, artı değerin paylaşımı diye bir problem var. Buna eklenen ahlaki benzeri problemler de var şüphesiz. Yine doktora derslerinde tartışılan bir konulardan bir tanesi, sentetik biyoloji çalışmaları 10 yıldır çok ciddi bir şekilde sürüyor. Hücreyi üretmeye çalışıyorlar. Şimdi mesela bakın, artık kadın ve erkeğe ihtiyaç kalmadı. Mesela kadın için erkeğe, erkek için kadına ihtiyaç kalmadan herkes kendinden üreyecek. Bunu geliştirmeye başladılar. Farklı şeyler de deniyoruz. Yani sınırımızda, aklın sınırı yok. Evrende her şey kendi doğasını yaşıyor. Akılın doğası farklı demek ki. Ben onu söylüyorum. Din aklın terbiyesidir. Din kalmayınca aklın terbiye alır, terbiyesiz şu anda. Her şeyi yapıyoruz. İnsan hakları, kedi köpek hakları bunların hepsi şeydir, örtüdür. Din bile bugün bir örtüdür. O örtünün altında çok ilginç şeyler yapılıyor. Bunlar tabii dediğim gibi biz bunları hissetmiyoruz. Mesela bakın Türkiye'de bu olmadı ama İngiltere'de olan olayı söyleyeyim size. Sperm bankalarından çocuk sahibi olan kadınların çocukları şu anda 18-19 yaşlarında, 20 yaşlarında hepsi psikopat, annelerinden nefret eden halinden çünkü babalarını tanımak istiyorlar. Bu basit bir örnek, bu daha da karmaşık bir hale gelecek. Bunu nasıl çözecekler, ne olacak bilmiyoruz. Yani tabii çok problem sebebiniz, karamsar bir tablo oluşturmak istemiyorum ama şu anda insanın geleceği ne olacak sorusu, en önemli sorunu eskiden biz doğaya karşı kendimizi korumaya çalışıyorduk. Şimdi doğayı kendimizden korumaya çalışıyoruz. Bakın duruma. Doğayı kendimizden korumaya çalışıyoruz. Ya. İşte şu kadar gaz salmayalım, bunu yapmayalım. Ne oldu birden doğadan daha kötü duruma geldik? Son cümle şu olsun. Fransa'da biliyorsunuz bir hayvanat bahçesi var. Bitiriyorsunuz çıkarken bir ayna altında şey yazıyor. Şu anda evrenin en vahşi hayvanını görüyorsunuz. Yani kendinizi görüyorsunuz. Vahşet, şu bu falan bak, insanın geldiği nokta bütün sadece dünyaya değil, evrene zarar vermek. Bakın şu anda güneş sisteminde kaç milyon ton çöp var? Bizim çöpümüz. Gezegenler çöp üretmiyor değil mi? Hiç şişmanlayan ayı gördünüz mü?
kilo alan obezite ayı var yoktur. Öyle değil mi? Çöp üreten bir canlı var mı evrende? Yok. İşte bunları nasıl terbiye edeceksiniz, nasıl kontrol tutacaksınız? Bunlar önemli konular. Belki Kant'ın aydınlanmadır yazısının son cümlesi. Makine insan mı, insan makine mi? Buna cevap vererek bunu çözeceğiz. Başka bir çözüm var mı onu bilmiyorum. Ve bizi yaşamamız.